Tarımda başarının anahtarı AgroTuro'ya tarımda başarı programını sunar. Arkadaşlar Tarımda Başarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Neredeyiz? Gaziantep'teyiz. Üç Kubbe Köyü'ndeyiz. E biliyorsunuz Agrotero sponsorluğunda biz Türkiye'nin birçok bölgesinde birçok çekimler yapıyoruz. Bugün de gerçekten bölge çiftçisi için Türkiye'miz için çok kıymetli bir ürün. Antep fıstığını konuşacağız. E, Nuh'un aynı zamanda dayıların olduğu bir köy. Nuh kardeşimizin. Daha önce de gelmiştik buraya. E, tabii Ayhan abi dedin de isim neydi? Ayhan Çolak abinin fıstık bahçesindeyiz. Ayhan abi tabi serinde oturuyor. sıcağa çıkmadı. <laughs> e, tabi her zaman şunu söylüyoruz. E, Tarımda başarıda biz yaşanmış başarı hikayelerini ekrana getiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir bahçe. Allah hayırlı hasatlar versin. E, Cenab-ı Hak çiftçimizin yüzüne gülsün. Gerçekten şartlarımız zor. E, güzel bir başarı hikayesi var. E, onu konuşacağız. Dostlarla sohbet edeceğiz. Biraz tarımı konuşacağız. E, dolayısıyla güzel bir söyleşi olacak. Yine ilk konum e, bölgemizin bayriği. E Bozgek'ten Sayın Hüseyin abiyle abi ile başlayacağız. Abi yayın hoş geldin. Abi teşekkür ederim. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Bir tanıyalım <laughs> tekrar seni. Abi e, Gaziantep Oğuzeli bayisi e, Hüseyin Bozgek Bozgeyik tarım abi. Peki biraz bölgedeki çalışmayı konuşalım. Daha önceki programlarda birçok üründe uygulamaları vardı. E fıstıkla neler yapıyoruz? E, fıstık çiftçisi Agrotore'den memnun mu? O şekilde bir başlayalım. Abi fıstık çiftçisi biz Agrotore'ye eee 2 yıl 3. yılı ayırıyor bayiliğimiz. Eee ve bu bayiliği alırken daha önce de söylediğim gibi deneyerekten, görerekten bayiliğini aldık, yola çıktık. Şu anda da e, her gün, yıl her yıl geçtikçe daha da genişleterekten çiftçi pörtöyümüzü devam ediyoruz. E, çiftçilerimizden olumsuz bir dönüş e, şu ana kadar Allah'a şükür yaşamadık. E, yani hep artışlar yaparaktan gittik yolumuza. Şu anda e, hiçbir şikayetimiz yok. Evet. E, fıstıkta da bayağı ilerdeyiz. Evet. Ağaçlarda dolu maşallah. Maşallah abi. Evet. Gördüğünüz gibi. Peki teşekkür ederim. Evet çiftçimiz var. Ee, sizi bir tanıyalım önce. Ondan sonra agrotörü ile tanışma hikayeniz ve yaşadıklarınız. Size ne kattı? Size ne faydası oldu? İsmim Sait Soyadım Çolak. Hüseyin abi giden memnunuz. İlaçlardan da memnunuz. Farkını görüyoruz. Evet. Ne farkı gördün abi? Mesela daha önce bu agrotörü gübrelerini kullanmadan önce e, kullandıktan sonra gördüğün farklar neler? Ya en basit ağaçların yapraklarındaki canlılığı görüyoruz o cumalardaki dediğimiz fıstıkların eriliğini görüyoruz. Ağaçları beyazlatıyor. Özellikle de aminado dediğimiz ilaç pamukta da kullanıyoruz. Besleme giriyoruz. Fark oluyor yani. Bir gün önceyle bir gün sonra değişiyor. Evet. Yani gözle memnunuz. görüyoruz. Gözle görüyoruz yani. Evet. Memnunuz. Peki bölge çiftçiliği ile ilgili biraz konuşalım. Çiftçi hayatında memnun mu? Çiftçi evet. hayatında memnun değil abi. <laughs> Mazot <Masada gülüyor> 30 milyon olmuş. Evet. Yine de gidiyoruz yani Güzel bir şekilde. Yazmış. Gidiyoruz yani. Gittiği yere kadar. Gittiği yere kadar gidiyoruz. Peki. Evet uzatalım mikrofonu sırayla. Tanıyalım sizi. Benim ismim Sabri. Evet Sabri Bey. Soy isminiz? Ali. Sabri Ali. Evet. Evet. Normalde Suriye vatandaşıyım. 2013'ten beri burada çiftçilik yapayım. Pamuk olsun, antep fıstığı olsun, zeytin olsun, buğday olsun. Uğraşıyoruz. Evet. Evet. Türkçe çok güzel konuşuyorsun ama maşallah. Evet, evet. Tabii biz program Normalde çektiğimiz yer... benim dayılarımın köyü burada. E, Nuh, tam ki, Suriye, Suriye sınırındayız. Tam karşımızda Suriye evet, sınırı var. Evet. Geç Suriyeli aramızda sınır kalmadı şimdi. Hep evet. iç içe girdik problem evet. yok. <laughs> evet peki bu ürünlerle ilgili kullandın mı sen? Yani ne evet fark kullandık. Ee, i̇lk şey etmeyi 2018 2019 yılında tanıştık. Normalde Nuh bizim kuzenimiz olur. Hüseyin abi olsun tanıştık ettik ürünleri denedik çok da memnun kaldık yani yani bundan önce hiç bir şeyler karşılaşmadık ee, bu kesekleme diye Antep fıstığında kesekleme diye bir şey var o kesekleme yoktu sürekli dağınık e, tek tük Antep fıstığı vardı şimdi çok şükür verim de arttı yani amina da olsun avka olsun ondan sonra bir iki çeşidi daha var çok memnunuz Evet. evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, uzatalım seninle en son konuşacağız. İsmim Ahmet Çolak. 2010 yılından bu yana çiftçilik yapıyorum. Yaklaşık 12 yıldır çiftçiyim. Ee, Nuh Bey ile 2018 yılında tanıştık. Daha sonra Hüseyin Bey ile tanıştık. Ee, Avroturya'nın çeşitlerini kullandık. Koperas, Aminado, Bizi, Aktiv olsun. Antep fıstığı, zeytin, e, pamuk, buğdayda kullandık. Toprak tavından biçime, hasada kadar olan ilaçlama dönemlerinde zamanlı zamanlı kullandığımız ilaçların çok büyük farklarını gördük. Buğdayda olsun, pamukta olsun. Antep fıstığında da aynı şekilde farkı gördük. Memnunuz yani Yani Bir çiftçi olarak şunu söyleyebilir misin? Mesela bu firmayla tanışmadan önceki ee, pozisyonla şu anda çok farklı. Evet, Bunu söyleyebilirsin abi. değil mi? Yani bununla ilgili ne ya adını? Ben farkı 2018 yılında ilk Nuh Belatanız e, geldiğinde bize önerdiği ilaç aktıvoydu. İlk taraklama döneminde pamuk kullandık. Tarla arazi 40 dönümdü, evet. 20 dönümünü böldük. Nuh Ben ilacını besleme gruplarını girdik. Diğer firmayla karşılaştırdığımızda aşağı yukarı yani 150 kilo ile 180 kilo arası derin fark oldu. Çok ciddi. Şey Pamukta çok ciddi bir fark var. Biz geç kaldık. Erken başlamış olsaydık belki de bu 200-250 civarı olurdu yani fark olarak. Biz memnunuz yani kullanıyoruz. Tavsiye de ediyoruz. Peki teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Abi Ayhan Çolanoğlu, Özel Çukur köyünden Mehmet Metin Çolak ben. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Patron evet. benim diyorsun ama abi arkada oturuyorlar. Patron babam. Patron. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Babama büyüklerimize saygımız var her zaman. Tabii. Ee, Nuh Allah benim... başımızdan eksik etmesin. büyükler Amin. yeri ayrı. Amin. Amin. Ee, Nuh benim kuzenim. Ee, sene 2019'da ağır oturuyor bayisine girdi. Ee, ondan sonra ilaçlarını ben denemeye başladım. Ee, zaten ilk kullanan kişilerden bir tanesiyim. Ee, Zafer Bey ile de zaten daha önceden babamların, amcamların eski dostlukları, tabii, var. Eski dostlukları var. Ben memnunum ee, bitki beslemelerinden Nuh'un. Geçen sene başıma e, bir olay geldi pamukla, Buyurun. onu paylaşmak istiyorum. Tabii, tabii. E, kendi arazilerim değildi, icar almıştım arazileri. Bayağı bir otluydu arazilerim. Pamuğu otla beraber, e, ot pamuğu boğdu. Bayağı bir sıkıntılı büyüme aşamasındaydı. Sonra Nuh durmadan iletişim içerisindeyiz. Nuh'a ee, dedim bu pamuğu büyüteceğiz. Bu pamuğu geliştireceğiz. Çözmemiz lazım oraya. Çözmemiz lazım. <laughs> Sağ olsun. Ee, her zaman yanımızda. Ee, yaklaşık 3-4 uygulama yaptık pamukta ve e, diğer tarlaları, arazileri temiz olan çiftçileri ben yakaladım. Yani ondan dolayı iyi güzel bir verim aldık. Fark olmasın. Tabii e, fark yoktu yani aramızda. Yani ama araziyi görseydiniz yani derdiniz buradan verim almamız mümkün değil. Evet. Sağolsun e, Nuhun sayesinde, Eurotrionun sayesinde e, aldık verimlerimizi, verim artışı sağladık. Fıstıklarımızda da uygulamalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi fıstıklarımız çok iyi, çok güzel. Kezeklemeler iyi mi? Evet. Tabii. Kezeklemeler bu sene güzel. Allah hayırlı hasat versin. Amin. Ya afet olmasa gerçekten çok güzel. E, afet o, oldu. O, o, tolu, oldu. tolu vurgunlar oldu. He. Arada zaten tek tük e, e, var. Evet, evet. var. var. Seyrekle seyretleme oldu. Ama onun haricinde memnunuz. Yani güzel veriyorlar. maşallah. Evet. Biz kalit başka kalit diyecek bir şeyim yok. Allah hayırlı hasatla nasip etsin <laughs> inşallah. Allah razı abi olsun. De size de. Amin. Ee, şey için bir de birkaç bir şey daha buyur, Buyur, buyur. Bu girdi maliyetleri. Yani buradan belki sesimizi duyarlar. Bizi çok iyi dinliyorlar. Kafanı yorma. Evet. Bizim her çektiğimiz program var ya. <gülüyor> sahne esnesini <laughs> izliyorlar. Ama Gereğini yapıyorlar mı? Onda şüphem var. Ama dinliyorlar. Sen gene konuş. İnşallah, i̇nşallah gereğini yaparlar. İnşallah. Çünkü biz Buyur. çiftçi olarak çok perişan haldeyiz. Yani 30 liraya bugün mazot alıp da 13-14 liraya gübre alıp da sonra buğdaya fiyat açıkladılar. 6050 lira. Ya ben mazotu alıyorum 30 liraya, gübreyi alıyorum 13 liraya sen bana 6050 lira buğday fiyatı açıklıyorsun. Evet. Ben de kazanacağım. Ben bunun yerini nasıl dolduracağım? Yani 5 kilo buğday satsan 1 litre mazot alamıyorum. Alamıyorum. Yani alamıyorum. ben geri bunu senesini nasıl tamamlayacağım? Senesini nasıl ekeceğim? Önümü, önümü nasıl göreceğim ben? Hani diyorlar ya bir pençe boş yer bırakmayın da ekin. Nasıl ekeyim ben? Dağıtır şey ekliyor da ne, neyle nasıl ekeceğiz? ekeceğiz? Yani nereye ekeyim, nasıl Ay, ekeyim? Bunu da bir söyleseler de biz de bilsek yani. Bilsek tabii evet. yani. İş e, işçilik, çok evet. güzel i̇şçilik mesela biz Suriye sınırında olduğumuz için kampta, kamp bize yakın. Geçen sene 60 55 60 liraya işçi çalıştırıyorduk. Bu sene 250-300 lira. Yani çiftçi evet. çok mağdur, yani aşırı mağduruz. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. İnşallah evet. iyi olur. İnşallah. Hakkımıza hayırlısı gelip olsun. Gelip Başka de. diyecek bir şeyim yok. İlaçlardan hem kramaj olarak abi e, kısıyorlar, hem fiyat olarak biraz daha pahalı satıyorlar. Geçen yıl bir litre alıyorduk, aynı ilacı, fiyat 250 liraydı. Bu yıl alıyoruz 800 gram 600-620 liradan bahsediyorlar. Yani hem fiyat farkı hem kramajdan He. alıyorlar. Yani mağduruz, mağduriyetin giderilmesi. Amcamın oğlu e, şey dedi, hani fiyat farkı dedi de o yüzden aklıma geldi geçen seneki aldığımız Nuh'un ürünleriyle bu seneki e, aldığımız ürünlerin arasında çok bir fiyat farkı yok. Evet. Onu söylede evet. yok. Tabii yok. Yani zaten çiftçilerimiz e, o yüzden daha çok tercih, e, tercih ediliyor. Yani şimdi haricinde yani fiyat yani kaliteli ve fiyat farkı olduğu için çiftçilerimiz daha çok e, öneriyor. Öneriyor. Evet. Evet. Peki Onu teşekkür ederim. isterim. Söyleyeceğim bir şey varsa. Yok çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Evet. Şimdi tabii geldik değil, senin tabii. alanına. tabii sen birçok alanda konuşuyorsun ama yayından yani. önce gereken nokta ki Cemil abi göreceğin Antep fıstığında nasıl konuşacağım. Evet. Şimdi ben hepsinde konuşuyorum abi sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Şimdi burası senin e, anne memleketi. Aynen rahmetli. Anacın da rahmetli analım. Amin ee, inşallah. Ruhu şad olsun. Yani belki bu ağaçları onlar dikmişlerdir. Evet. Mekanları cennet olsun hepsinde. Ayan abi de... e, onlar mı diktiler? Dedemin burası aşağıya. Şimdi tabi antep fıstığı bölge için çok önemli bir ürün. Kesinlikle. Kendi de özellikle ilgi alanı. Şimdi şöyle yapalım, istersen bir antep fıstığında bahçe kurulumundan, biz bu programlarımızda biz bunları anlattığımız zaman gerçekten bunun çok faydası oluyor. Bir antep fıstığındaki bölgedeki durumu bir konuşalım yani Türkiye'deki özellikle bazı bölgeler hatta. Urfalılar mı geçen birisi Antep geldi ya dedi Antep fıstığına bize ait ama dedi Antepler aldı dedi bilmiyorum. Doğru söylüyorlar. Orada şöyle bir şey var abi. He. Bir Şimdi... önce şey fıstı Antep fıstının bir bölgedeki yerini bir konuşalım. Ya o da soru cevap gideceğiz. Yani bur burada gerçekten yani e, fıstık ocağı ki zaten hani hiç konuşmaya gerek yok Urfası yok Siirti yok adı üstünde Antep fıstığı. kimse Siirt fıstı ya da Urfa fıstı dememiş çünkü. O bölgelerde de oluyor ama buradaki iklimden dolayı buradaki yağ oranı da rehası da tadı da protein oranı da çok daha yüksek. Ha tabii Urfa bu sene yüzde %37 yani bizi bizden daha yüksek dikim bahçelerine ulaştılar. Ama ben hep diyorum bu fıstık e, gün gelecek çekirdek gibi olacak. Çünkü para etmiyor abi. Ona da geleceğim. Şimdi iyi bir fıstık bahçesi kurmak için biz hep diyoruz. Bizim bölge halkı kepir diye bir toprakta yer tabir eder. İyi fıstık burada yetişir çünkü serin tutar toprağı. Burada fıstık kurulacak bir bahçede önce anaç seçimini iyi yapacağız. Buttum mu dikeceğiz? Ucube 1 mi dikeceğiz? Ki son yıllarda Ucube 1, Kaliforniya Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu bir çeşit UCB 1 anacı olarak geçer. Bu çeşit suyun olduğu yerde çok güzel, çok güzel aşıya geliyor. Ucube bir çeşidi sulamaya çok duyarlı. Mantari enfeksiyonlara karşı kapılmıyor. Özellikle kök çürüklü ve fitoplazma ki bölgemizin artık en büyük hastalıklarından bir tanesi. Bunlara karşı yakalanmıyor ama suyunuz yoksa ucube bir anacını dikmeyin. Kurak yerdeyseniz buttum anaçlarını dikin. Net yani buttum anaçlarını dikeceksiniz. Biz geçen yıl yani 2021 yılının 11. ayında Nuh Bey'in tavsiyesiyle buttum anacı diktik. E, dikerken de köyük boğazlarına agrotüriye aminodosunu kullandık gelişim ve kök salımı olarak çok kaliteli bir fıstık oldu. Yani aşağı yukarı bir 6-7 ay oldu. Gelecek yıl bu zamanlarda Allah nasip ederse aşağı attırmayı düşünüyoruz yani ikinci yaşında. İkinci yaşında Antep fıstığını aşağı attıracağız inşallah kısmına yani, doğrusu. Maşallah bu, bu, çok iyi. 2021'de biz de e, dikim yaptırdık. Fıstıklarımızda hiç gelişme yokturdu zaten. O aminado diye bir ilaç kullandık. Hemen dabandan kullandık. Tankerlerde e, sulama yaptık. E, giden sene aşıya attık bu senede devamı geldi yani Ağaçlar maşallah çok sürgünü de iyi. Çok memnunuz yani. Evet. Sağ olsun Hüseyin abi de, Nuh abi de çok memnunuz yani. Laminat sayesinde abi bir yıllık ağaçlar dört yıllık gibi görünüyor. Diplerine bu kullandığımız şey o... Yani, yani, çiftçi üç sene kazanıyor doğru evet. tabi caizse. Evet. Yani evet. çok memnunuz yani. Evet. Özellikle Laminat yani. Nuh Bey sayesinde Allah razı olsun kendisinden. Evet. evet Sağ abi. olsun. Nuhcum. Al abi, al sıkıntı yok Bizim burada bölgede e, normalde yani eskilerin tabir ettiği şeyle 20 yılda yetişiyordu fıstık. Bir ömür diyorlardı. Şu anda 10 yılda meyveye geliyor yani Antep fıstığı. Ama besteme gruplarını Nuh Bey'in tavsiyesiyle bazı ağaçlarımıza kullandık. 7 yıllık ağaçlarda verim alıyoruz yani biz. Ya bu çok önemli. Bizim anlatmak evet, bölge istediğimiz... yani bölge sıcaklığı, bölge iklimi e, değişen iklimler koşullarına yine bu ya kısa sürede verim almak güzel bir şey yani. Evet. Eskiye nazaran. Evet. Bizi izleyen çiftçi arkadaşlarımız da yani biz Nuh'un no reklamını yapık diye der. Gelip gözleriyle de görebilirler. Fıstık ağaçlarını, zeytin ağaçlarını. Oğuzeli 3 Kuppe köyü. Oğuzeli 3 Kuppe köyü gelip görebilirler. Ayhan abi bir, harika bir buzlu ay ayran ikram ediyor. E, suyu var. Yemek de ikram ediyor. Her şey bol. Dolayısıyla dostları davet ediyoruz. Evet, gelsin, gözleriyle görsünler yani. Reklam yapıyık diye televizyona çıkmıyoruz. E, Reklam evet. yapıyık diye şey etmiyoruz yani. Gerçekten ikram, gelip görebilirler yani. Nuh ikram etmesi daha, abi ikram ediyor sıkıntı Evet. Nuh, Nuh Bey de ikram eder. İkram edebilir. eder mi? Biz daha çok <laughs> ikram ederiz ama şu fıstığı bir halledelim çünkü Halledelim. E, evet. gerçekten medya organlarında fıstıkla ilgili e, yani hiçbir çalışma yok. İnşallah gönül kısmet ederse o da bize nasip olur. Biliyorsunuz Zafer abiyle bizim bir hukukumuz var. No. Zafer abi ne derse yapar abi. <laughs> sıkıntı yok yok evet. Şimdi fıstığı diktiniz 4'e 4 5'e 5, e 5 fıstık olmaz Fıstığı dikecekseniz Ürün her zaman fıstıkta etek dallarda tutar Hep bana şunu diyorlar Kardeşim eyvallah Yukarıya ağaç güç getiriyor da Aşağıya getirmiyor mu Yukarıda niye tutmasın Orası da ağacın parçası değil mi Orası da ağacın parçası ama Antep fıstığı periyodisite olan bir bitki Ve var yılı yok yılı olan bir bitki Bu da Bir şeyi bir çimento torbasını sırtınızda taşımak ya da kafanızın üstünde taşımak buna eş değerdir. Onun için fıstık ona 10 on yapılmalıdır. Eğer bunu orman kenarlarında ya da çitlen hani çöğürler dikili bunları aşı yapmıyorsanız eğer siz fidan şeklinde bu işi yetiştirecekseniz burada aşılama taktiğini aşılama yapacaksanız eğer tek gövde yoksa yine ocak şeklinde olabilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bunların yanında şöyle bir şey var. Çöğürleri diktiniz artık ikinci senede birinci senenin sonunda yani bizim için birinci senenin sonunda ama aslında fıstık piyasası için fıstık üretimi için üçüncü dördüncü yıla tekabül eder bu. En az baş parmak kalınlığında olacak. O dönemde aşı yapacaksınız. Ucube bir anacının şöyle bir etkisi var. Onu Haziran ve Eylül aylarında aşı yapabilirsiniz. Bu da sizi öne taşır çünkü sadece Haziran ilk haftası ve son hafta ikinci haftanın sonuna kadar aşı yapıyorsunuz çünkü yüzde yüz su faaliyeti, faaliyeti, ağaçlarınıza o döneme denk geliyor. Bundan sonra artık fidanı diktiniz. Aşıya geldiniz. Bizim sistemimizde aşı şu. Ben bunu hiçbir yerde anlatamıyorum. Aşıyı yaptıktan sonra hemen üst tarafını, ağaçların üst üstteki sürgünleri hemen bir sıyırma yapıyorlar. Kardeşim rüzgar vurur, kurt girer içine. Bunlar sıyırdığın zaman bu aşılar tutmazsa o fidan ölecek. Zaten kestiğin yerden bir karşı aşağıya doğru kendini kurutuyor. Bunları kuruturken de aşağıya doğru ölüm yapacak fidanın gidecek. En az bir dal iki dal bırak hem fizyolojik işlem devam etsin hem de ağaçlarında aşının tutmasın. Aşın yürür bir karış 10 santim olduktan sonra yavaş yavaş artık üst kesimleri yapabilirsin. Buna dikkat edeceğiz. Artık daha sonrasında bizim bölgemizde fıstık denince şudur abi ya işte bakma iki senede bir verir öyle bir şey yok kesinlikle yok bakacaksın zamanında bakacaksın yaprağını döken ağaçta bordo bulamacı kullan, kullanılmaz bordo antep fıstığında kesinlikle kullanılmaz aşırı göz atımı yapar kışın günü göz atımı yapar. Kullananlar var değil mi? Kull abi ke çok var İstemediğiniz kadar adam diyor ne atacağız diyor. Ne atılır kışın günü? Bakır atılır. Hiçbir şey olmasa bile bakır attırıyor. Biz kesinlikle bunlar attırmıyoruz. Aynen öyle. Bizim Allah'a şükür gittiğimiz yerde de bunları öğretiyoruz. Yani ilaç bayilerimize de öğretiyoruz. Ee, dışarıdaki üreticilerimize de bunun yanlış olduğunu anlatıyoruz. Çünkü çıkarıldı ülkede bu yasaklandı. Daha sonra Abi ben hep şuna karşıyım fıstığın budaması olur diyorlar. Fıstığın budaması olmaz. Kesinlikle olmaz. Ağaçları üste doğru kaldırırsın. Belirli bir hizadan sonra 1.20'den sonra 1.30'dan sonra taşlandırmaya başlarsın. Geçen gün ben bundan sonraki ya da önce ya da sonra yayınlanacak programda da anlatacağım. Ya bahçeye girdim kışın günü. Abi öyle bir kara göz kesiyor. Yemin ederim %30'unu kestim. Kovduk bahçeden. Yömye istiyorlar. Yömyelerini de vermedik. Çünkü... Aşağıdaki dalların hepsini kesiyor ve karagöz. Abi sen bunu biliyor musun diyor. Budamacılar mı kurdum? Budamacılar kurduk ya. Bunu... Abi traktör geçecek. Abi traktörü de geçtim. Bak traktör geçebilir. Eyvallah. Yaşlısındır, süremiyorsundur. Ama olduğu gibi tıraşlıyor, karagözleri kesiyor. Kardeşim zaten onu iki yılda bir oluşturacak fıstık. E sen iki yılda sen arkaya attın, dört senesi gitti adamın. Fıstığın budaması şöyledir: iki dal birbirinin üzerine binmişse bir. İki gövdelerdeki adi sürgünler alınır. Üç de karagöz kurdu girmiş dalları bahçenizden çıkarırsınız. Köyün yanında yakın olan yerlerse eğer biraz sonra onları da söyleyeceğim. Köyün yanına yakın olan yerlerde karagöz kurdu ilaçlamasını en az üç kere yapın. Yani bu net bir şekilde çünkü e, larvalarını karagöz kurdu fıstık bahçesinin kuru dalların içinde bırakıyor ve bir sonraki sene için kendini hazırlayacak. Bunlara dikkat edecek olursunuz. Biz ne yaptık dönecek olursak? Biz hasat bittikten sonra fıstığı kendi haline bırakırsanız aralık 15'e kadar yaprak dökmüyor. Dökmez de. Bizim yaptığımız şu. Biz bakırlıyla bezinci buraya bölge bölge değişen değişiyor. Kullandırdık dozajlarında Hemen hızlı bir şekilde yaprakları sararttık ve gözleri besledik. Daha sonra kışın günü artık sulama yapılan bölge olduğu için bu bölge sulama yapılan bölge olduğu için gövdelerde yosunlar var. Onun için tekrar mücadele ettik. Aynı zamanda gözleri besledik. Artık çiçek dönemi gelirken abi bak mevsim dönüyor. Artık bunun farkına varmak zorundayız. Çiçek döneminde fıstıkla sürüm yapılmaz ama %5 gözler kedi kulağı şeklinde olduğu dönemde biz burada aktivoyu sizin pamukta kullandığınız aktivoyu, ocean mix'i, floristayı 250'şer gram kullandırdık. Bu bize ne sağladı? Hem analık hızlı dediğimiz çeltiklerde, cumbalarda analık hızlı dediğimiz hadise olmadı. Bunun yanında artık göz kurduyla mücadele için birinci uygulamanın dönemi gelmiştir. Göz kurdu mücadelesi yaparken gözler arı götü şeklinde şiştiği dönemde yapılmaz. Çünkü bu zararlının o sert yerden girebilecek bir mekanizmaya sahip değil. Gözü patlatacak kedi kulağı şeklinde olduğu dönemde tam istediği evre o zaman delmeye başlıyor gözleri ve bu da yiyerek iletim demetlerini boşalttığı için kuru sürgünler yapıyor, boş gözler yapıyor. Buna dikkat edeceksiniz. Daha sonra artık çiçeği savurduktan sonra yine hızlı bir şekilde savurma, savurma yapıyor. Burada da yine size Borçinko kullandırıyorlar. Biz Borçinko'yu kullandırmıyoruz. Kullanmayacaksınız da. Kullanmayın. O dönemde kullandığınız Borçinko analık hızıyı daha çok arttırır. Meyvede savurma yapar. Çünkü çinko tuzdur. Bor da ağır metaldir. Alımı zordur. Bunu gene hasattan sonraya bırakacaksınız. Hemen biz hızlı bir şekilde fıstıkta sondan başlarsınız. Besleme olarak sondan başlarsınız. Hızlı bir şekilde potasyum takviyesi yapıyoruz. Bu da homojen bir şekilde büyümeyi, bu bunu verirken de MPK şeklinde hızlı bir şekilde büyümeyi sağlıyoruz. Bir başka şey de fıstıkta kalsiyum kullanılmaz. Sizde biri fıstıkta kalsiyum kullan diyorsa o işi bilmiyordur net. Kalsiyum tuzdur. Salkımlarda, cumbalarda çatlama yapar. Kalsiyumu da kullanmayacaksınız. Mantari enfeksiyon olarak göz kurdunun yanında artık kara zenk dönemi miseller, sporlar, siyah siyah lekeler yapar, açılır, yapraktan yaprağa atar kendini. Bu da stoma faaliyetini, gözeneklerin açılıp kapanma mekanizmasını olumsuz yönde etkilediği için doğrudan yüzde yüz iç randımana olumsuz etki edecek. Buna dikkat edeceksiniz. Bunun yanında artık dedik ya hep iklim değişiyor. Fıstık su ihtiyacı olarak buna da gelelim. Su ihtiyacı olarak yılda 450 500 metreküp suyun yağışın ittiva ettiği yerlerde sıkıntı yapmıyor. Ama biz hala ısrarla kışın günü antep fıstığını sulama yapıyoruz. Bir ağaç suyu ihtiyacı olduğu kadar kullanır. İhtiyacı varsa kullanır, ihtiyacı yoksa kullanmaz. Kışın günü fıstık sulanmaz, yağmurlama yapılmaz. Yağmurlama yapıp don attırıyorlar çoğu göz oluştursun diye. Oluşturmaz, gözleri dökersiniz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Kışın gün ağacın ihtiyacı yok. Taban suyunu inecek. Kendini yoruyorsun, masraf yapıyorsun. Ne zaman ihtiyacı vardır? Siz ne zaman su içersiniz abi? Bitti. Suyu su ihtiyacınız olduğu zaman değil mi? Bu da onun gibi bir şey. Artık fıstığın su ihtiyacı önümüzdeki günlerde oluşmaya başlıyor. O dönemde de sizin biz fıstıkta artık göz oluşturacak burada kullanacağınız gübre. Azot ve potas ağırlıklı ol olacaktır. Potas ağırlıklı gübreyle iç randımanı sağlayacaksınız. Azot ağırlıklı gübreyle de direkt oluşan bir senenin sürgünlerini, sürgünlerde oluşan kara gözleri besleyeceksiniz. Yoksa fıstığınız atar. Bir de şöyle bir şey var. Mevsim yine döndü. Geçen bu sene kışın ben de mahsur kaldım. Son 57 yıllık yağmayan kar yağdı. Yani hemen hemen bir buçuk metreye kadar kar yağdı. Tamam. Fıstıkçıların hepsinin de değişiyor. Geçen sene boştu fıstıklar. Bu sene gene boş. Bütün fıstıklar boş sürgün yaptı. Çünkü Dormansi'yi bu sene çok güzel aldı. Güçlendiği için sürgüne kaçtı. Göz oluşturmak zordur. Bir sonraki yayında da konuşacağız ama abi. Koperas'ın atıldığı bahçelerde göz var. Diğerlerinde yok. Yani ben bunu gözümle kaç tane fıstıkçıya biz bunu kullandırdıysak bu havada hepsinde fıstık var diğerlerinde yok. Çünkü bir tanesi diyor ki ne ürünün içerini söyle Koperas'la bezinç demiş. Tamam abi demiş ben de Koperas'la bezinç'e eşdeğer bakırla çinkoyu veririm demiş. Bir bordo bulamacı vermiş yanına da bir bor çinko vermiş. Aştıramamış hadi açtır bakırla çinkoyu ya. Bilirsin sen bu işi. Şimdi o adam bayilik istiyor. Daha güzeli o. Vallahi bayilik istiyor. Yani burada fıstık sürgüne yattığı için koperas bakırlı besleme ürünüdür diyoruz. Ama gerçekten bitkide bir hem mental olarak, fizyolojik olarak ağaçların sağlık yapısını oluşturuyor. Hem de ağaçlarınızı adi sürgünden göz açmaya karşı uyarıyor, komut veriyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de son olarak geçen sene bölgemizde hümik asitle demir dağıttılar. Ben o zaman da söyledim. Söyledim mi? Kullanmayın dedim. Kullanmayın. Kardeşim bakın toprağa demir veriyorsunuz. Daha kötüsü topraklarımız demiri ne zaman vereceksin? Ya da nasıl vereceksin? pH derecesi 5 olmayan topraklarda bütün bitki desenleri için geçerli. Toprak pH'i 5'in üstündeki topraklarda demiri aldıramazsınız. Aldıramazsın. Neyi veriyorsun sen? Boşuna veriyorsunuz. Bir de o ağaçlar zaten mevsimsel olarak bir sıkıntıya düştüğü için Fıstık Araştırma Antep Fıstık Araştırma Enstitüsü bu hastalığı fitoplazma olarak tanımladı. Bu bu ağaçlar bu sene tekrar uyandı. Geçen seneki mevsim stresini yaz mı kış olduğunu bilemediği için ağaçlar bu sene çok güzel uyandı. Hala devam ediyor mu? bir müddet devam ediyor ama o da iletim demetlerinin tıkanıklığı, doku tıkanıklığı, didimella hastalığıdır. Ona da yapacağınız yine biz bunları sadece gövde uygulaması yaptırdık. İletim demetlerini açtırdık, üstten filizleri patlattık. Bunları yapacaksınız. Artık en son rekolte tahmini yaparsınız. Yapın abi. Cumba sayıyorlar fıstıktan. Şimdi Cumhuriyet tarihinde 2018 yılında Dediler ki 223 bin ton fıstık var dediler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha bu rekolte görülmemiş. Fıstık çok. İnsanlar tam tonajdan para kazanacak. Çıktılar Tarım il Müdürlüğü, işte ziraat odaları. Dediler ki bu kadar fıstık var. Ne kadar fıstık oldu? 189 bin ton. Altında, altında kaldılar bunun. Şimdi ama biz fıstığı ne kadara sattık abi? 22 liraya sattık. 22 liraya. Sattık. Bu sene Fındık... fiyatta ne civarında? Abi şu anda ne civarında? Ben taş çatlasın bu sene herkes 60-70 diyor ama 45 lira. Boğaz su altı fıstığın fiyatı 45 lira. 40-45 lira. E şimdi biz abi 1 kilo fıstık satıp 3 kilo mazot alıyorduk. 3 litre mazot alıyorduk. Şimdi de biz o paraya da razıyız. Daha kötüsü geçen sene 160 bin ton açıklandı. Ne kadar fıstık almışızdır? 57 bin ton. Abi bak bunu bilmiyorsan yapma bilmediğin şeyi konuşmak kadar kötü bir şey yok konuşma kardeşim çünkü abi bak havaya bakar mısın ya bak sen orada güneş şey, şeyin altındasın fıstık ağacının altındasın ama hadi oturmayı geçtim bu insanlar burada kazma yapıyor çapa yapıyor ilaç yapıyor sürüm yapıyor budam yapıyor hepsini yapıyor. Ya iki tane masanın başında oturan adam kardeşim bu sıcağı yemeden bu sıcağı yemeden buna fiyat biçmesin. Tabii ki tahmin edersin, şu kadar dersin. Onu da geçtim. Bakın abi Amerika fıstık üretiyor. İran fıstık üretiyor. Doğru mu? Aynen. Hepsi fıstık üretiyor. Yahu İran bile bunu satarken Antep fıstığı diyor. Antep fıstığı. Sizin bir Antep fıstığının taban fiyatı açıklama biriminiz yok mu? Tarım Bakanlığı diyemez mi şu kadar fiyat olsun? Bunlar, bunlardan fındığın var. Olsun dünyanın en güzel fındığını biz yapıyoruz. Ay çekirdeğinin de var. Buğdaya bile bakın taban fiyatı açıklandı. Güzel bir şey. Açıklan az ama açıklan. Fıstıkta da aynısını bekliyoruz ama açıklamıyorlar. Kardeşim bilelim ya biz ne yapacaksak ne kadar çalışacağımızı bu insanlar bilsin. Ya 1 litre bugün beyaz sinek ilacı alıyorsunuz. 1 litre beyaz sinek ilacı 800-900 lira bir ton suya gidiyor bir tonluk su, ilaç, ilaç maliyeti. Evet. E bunu üç kere dört kere bu sene çiçek döneminde beyaz sinek pisiyle başladı. 3 evet. Üç kere evet. dört kere atıldı. Dört kere. Şimdikten sonra havalar ısındı da biraz yok. Yoksa imkanı yok. Giremezdiniz bahçeye. Sinekten giremezsin abi. Gözün dolduruyor ya. Bir ay çiçekten dört ayda yetişiyor. <laughs> yani. Bir ay çiçeği dört ayda yetişiyor. Ama ne on kadar? Ayda yetiştiriyorsun. Bitti. Onda da abi önce 20 senesi, 30 senesi var. Bunlara dikkat edeceğiz. Yok, Zararlı olarak Olursun. artık Hasatımızı yapacağız. Kapnodis mücadelesi dip kurdu mücadelesi. Larvasını yumurtasını bırakıyor. Kapnodis mücadelesini de bu dönemde yapılmaz. Hasattan sonra erginini öldüremeyiz. Larvasını, pupasını öldüreceğiz. Bir sonraki yıl için ağaçlarımızı temiz uyandıracağız. Bu bela olmayacak. Şuna dikkat edeceğiz. Bahçenizin kenarlarında sumak ağacı varsa sumak ekşisi var ya, sumak ağacı varsa bunlardan arındırın bahçenizi. Bir de Artık dal güvesi insanlar bakın bu dal güvesi de çok önemli. Biz diyoruz ki feromon tuzak dağıtın insanlara. Bu feromon tuzakları dağıtılmıyor. Çiftçi eline 3-5 tane alacak dalı asacak. Bunlarla daha sonra bunu yakacak. Ağaçları öldürüyor. Eee iletim demetlerini boşaltıyor. Evet, o tuzakları olsayınız zaten bahçede olmuyor diyorlar. Kesinlikle orada. Abi ben diyorum ki tar ilçe tarımlardan bunları iste diyorum. 3 kere gittim diyor vermediler diyor. Yani bunları bunlar yani bunlar küçük şeyler ama güzel şeyler. Yani yani kültürel olarak bugün bu çiftçileri bu dertten de kurtarabiliriz. Bunlarla ilgili de ilaçlama yine bakanlık onaylı etken maddeli ilaçlarla ilaçlayacağız ama kötüsü kuruyan ağaçlarınız fitoplazmadan dolayı değil. Bizim gezdiğimiz benim özellikle baktığım yerlerde de Yazıcı böceklerden yani güvelerden dolayı ağaçlarınız güveden dolayı kuruyor. Hafiften istediğimiz şu her yere yetişemeyiz. Ağaçlarınızı hafif bir bıçakla iletim dokuyu açın. Altında böyle aynı kanal gibi böyle e, emgiler bulacaksınız. Bu sizi ona götürecek. Böyle bir şey varsa ilaçlamanızı yapın. Beyaz sineğe karşı da yine artık bu dönemde. Bölge bölge değişiyor. Etken madde, bakanlık onaylı etken maddeli ilaçları kullanacaksınız. Ee, yani fıstık zor mu? Çok zor. Fıstık çok zor ama bilirsen çok kolay. Ee, yani ben başka bölgelerde de mesela Manisa'da da fıstıkçılara gidiyoruz. İnsanlar dertli. Çünkü hani bir zeytin gibi, diğer bitki desenleri gibi bunlarla ilgili hani bir öğretici programlar yok. İnşallah... Buna da Cemil Bey siz sponsor olursanız bunu da bu vatandaşımıza bu fıstığı yeşil altını öğretelim. Çiftçimizi bu dertten de kurtaralım. Periyodiste var mıdır fıstıkta? Fıstıkta periyodiste şöyle vardır. Kardeşim kendine bırakmasın Allah fıstığı vermiş bir sene tut bir sene tutma dememiş. Siz burada döneminde uygulamada bakın ben biraz önce çiçek uygulamasından bahsettim. Oradaki aktivo bahçede meyve var Kadrajda da göstereceğim. Yakın çekimde de göstereceğim. Meyvenin yanında da sürgünü atmış. Bakın kimsenin bahçesinde sürgün yok, göz yok. Meyveyi geçtim sürgün yok, göz yok. Hem meyve tutmuş hem de sürgünü atmış, kara gözü patlatmış. Doğru yoldayız. Bu kadar. Dayın değil, babanın oğlu da olsa sana bir sene müsaade ederler, iki sene müsaade ederler. Hatırlıyor musunuz abi? İlk sene geldiğimde sadece Metin kardeşim vardı. Ayhan Çolak. Şimdi bu abi de pamukçu. Fıstığı da var. Köyde bir kişi hariç hepsiyle çalışıyoruz. Bu köy bizim artık Allah'ın izniyle kalemiz. Her geldiğimizde burası uğrak noktamız. Baştan sona gezip çıkıyoruz. reçeteler oluşturuyoruz. Pamukta da kullanılıyor. İnşallah Allah kısmet ederse ben askere gidip geleceğim. O zaman belki pamuğu da yetiştirirsek... Nasıl bir taraklanmada kırılır onu da göstereceğiz. Çünkü işi biliyoruz abi. Ne zaman ne dozajda kullandıracağımızı biliyoruz. Biz bakır kullandırıyoruz. Borçinko kullandırıyoruz. Öbür taraftaki deniz yosunu. Kardeşim bizim önümüzde duramazsın. Elimiz çok güçlü duramazsın. Duramayacaksın da çıkaracağız abi. Çıkaracağım ya da. Girdiğimiz bütün bahçelerde bizden öncekileri unutturuyoruz. Unutturacağız da. Çünkü... Ne olursa olsun verim olarak biz sizi katlarız. Daha bu bahçenin tarihinde görülmemiş meyveleri de buradan aldık. Gene güzel bir meyve var. Ee, i̇nşallah dayım sizin fıstığınızı da verecek. <laughs> i̇nşallah. E, ona göre teşekkür ederim. Allah bol bereketli Kazaz ve be. Bahçede meyve çok güzel ve dolu da gördük ona nazaran gene çok güzel. İnşallah bundan sonra bir afet olmazsa bu bahçe seneye de yine güzel mal yapacak. Teşekkür ederim. Ee, şimdi abi e, ürünlerini ben amcam çocuklarından daha önce kullandığım için şimdi 3 seneden beri buğdayda da biz e, pas hastalığı oluyor bizim buralarda. Pas ilacı atıyorlar. Her zaman dediğim şey Nuh, Nuh Bey'in e, Agroturyo'nun e, Koperas diye bir ürünü var. Buğday'da bu uygulamayı kullanıyoruz. Norma'nın dediği tek kelime şey koperası kullandığın zaman pas ilacı girme kardeşim. Yani o da da maliyeti yüksek bir ilaç ki abi. Biliyorum biliyorum. Çok aşırı bir biliyorum, yüksek bir, bir ilaç. Önceki forumda işlemiştik onu evet. Ee, sana güveniyorum Nuh. Bak bir sıkıntı olmaz <laughs> deme. Sonrası yani, sonrası kötü abi. <laughs> abi Tabii canım. 8-9 ay arkasını Sonuç bekliyorsun Sonuç abi? Sonuç ben 3 seneden beri pas ilacı kullanmadım. Çok da memnunum. Arazilerimde pasta yok. Yani evet. Peki teşekkür ederiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> teşekkür ederiz dostlarımız. Sağ olun teşekkür ederiz. Evet <laughs> değerli dostlar tabii nokta kaç senedir biz e, çalışıyoruz. Bir gram e, fıstık yemedik ama sağ olsun Ayhan abi bize bir yarım kilo fıstık söz verdi. Söz verdim, e, i̇nşallah hasat zamanında Ayhan abi e, dayısı daha cömert çıktı noktadan. İşin latifesi bir tarafa. E, her zaman şunu söylüyoruz. Çiftçimiz kazanması lazım. Çiftçimiz emek veriyor. Çiftçimizin alın teri var az gidiyle daha fazla verim alması lazım. Bu konuda da gerçekten agrotörler çok güzel çalışmalar yapıyor. Zafer Bey'e, Nuh Bey'e, bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırlayan benim ikinci defa bu köye gelişim. Buradaki e, büyüklerimize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir aile gibi bizi karşıladılar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Gaziantep'ten, Oğuz Elinden hepinize hayırlı günler diliyorum. anahtarı Agrotura'ya tarımda başarı programını sundu.